ortada bırakıyorum. Çünkü neden? Uçuş deliğini tam karşılıyoruz. Alttan havalandırma deliklerine tam altta kalıyor. O yüzden bu şekilde sarıyoruz. İsteğe göre ister sağa da koyabilirsiniz, ister de sola da koyabilirsiniz. Ama muhakkak bölme tahtalarıyla böleceğiz. Merhaba sevgili arı dostlarım. Arıcılık Teknik Müdürü Mustafa Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sonbahar dönemi çalışmalarını paylaşmak istiyorum sizlerle arkadaşlar. Kanalıma destek olmak için beğenilerinizi ve yorumlarınızı muhakkak bekliyorum. Şimdi sonbahar dönemimizde yapmamız gereken çalışmalardan kısa da sizlere bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Yani benim uygulamış olduğum ve araştırmalarımın neticesinde yapmış olduğum uygulamalarımı siz değerli arıcılık arkadaşlarımla paylaşmak istiyorum. Arıcılıkta başarının temeli sonbahar mevsiminde yapılan çalışmalara bağlıdır. Bu nedenle arıcının en çok dikkat etmesi gereken sezonlardan bir tanesi sonbahar sezonudur. Çünkü hani biz yanlış biliyoruz aslında. Bahar dönemi bizim sonbahardan sonra gelen dönemdir. Çünkü arıyı ne kadar kışa güçlü sokarsak yazında ilkbaharda da arımız o kadar güçlü ve çabuk çoğalacaktır. Bu yüzden kışa girmeden önce arıyı eğer zayıf kolonilerimiz varsa birleştirmekte fayda var. 6-7 çıtalı kovanlarımız yeterlidir. 10 çıtalı kovanımız olursa gayet başarılı bir şekilde kışlama yapar. Yani sonbahar döneminde artık balasalı sona ermiş. Arılar kışa hazırlanacaktır. Bu dönem yapılan ilk kontrollerde ana arının varlığı, polen ve bal durumunu kontrol etmemiz gerekiyor. Hastalık belirtisi olup olmadığını, koloni gücünü tespit ederek kayıt altına alınmasına daha titiz davranılmalıdır. Bu kayıtlar yapacağımız işler daha kısa sürede yapmamıza yardımcı olacaktır. Yani bu ne demek oluyor? Kayıt altına aldığımız zaman bir sonraki geldiğimizde kovanın durumunu, daha önce kontrollerimizde nelerle karşılaştığımız daha net bir şekilde faydası oluyor. Ana arının varlığı ve performansı, hastalık ve zararları ile besin kontrolü ve bütün bunları karşılanacak önlemler tıpkı ilkbahar sezonunda yapmış olduğumuz gibi yapmamız gerekiyor. Sonbahar döneminde en önemli yapmamız gereken işlerden bir tanesi de arıları ısırmak arkadaşlar. İlk olarak kovan içinde üzerinde arı kaplı olmayan veya az arı olan petekleri kovandan çıkartıyoruz. Arıların kuluçkaları doldurmuyorsa bölme tahtası ile kıştırılıp kovan giriş aralığını da daraltıyoruz. Yani dışarıdan eğer kolonimiz zayıfsa dışarıdan gelen tehlikelere karşı kendini koruyabilmek için giriş uçuş deliklerini muhakkak daraltmamız gerekiyor arkadaşlar. Kış boyunca üzerinde arı olmayan petekleri almamızın en büyük neticelerinden bir tanesi. Yani boşta kalan petekte nemlenme olacak, rutubet olacak. O alanı ısıtması zorlaşacağından dolayı kuluçkalarının daralmasına sebep olur. O yüzden mümkün olduğu kadar arıyı sık ve sıkı tutmamız gerekiyor arkadaşlar. Onları da bölme tahtalarıyla sırarak yapıyoruz. Hep beraber kovanımızı açalım. Kovanımızı açarken arkadaşlar kışın ben arımı bu şekilde yapıyorum. Görüldüğü bir kovanımın altında staforum var. Çuval var. Ve naylonum var. Evet. Kaç çıtalı aramız? 2, 4, 6, 8, 9 çıtalı aramız. Bir de yemliğimiz. 10 çıtalı aramız diyebiliriz buna. Bunlar sahamdan sonra katlada indirdik. Kek verdim. Formik asit uygulamasını yaptım. Bugün son uygulamasını yapacağız. Şöyle keki kenara koyuyorum. Rahatsız etmeden arılarımızı. Evet arkadaşlar. Bunda çok bir arımız yok. Bunu alacağım. Bunu alıyorum. Bal da olsa gene de almam lazım. Çünkü artık kışa giriyor arımız. Bunları arıyorum. Bunları stoklayıp baharın arımıza vereceğim. Bakalım bundaki durum nedir? Arı basıyor mu? Evet, bunda balımız var. Bunda da var. Bunu bırakacağım. Bunda az var. Bunu alabilirim. Bunda dolu sayılır. Bu kalsın. Evet. Yavrularına geldik. Çıkmak üzere olan yavrular mevcut. Artık daralmış iyice arımız. Burada günlük yumurtamız yok. Arkasında da tek tük kapalı yavru var. Çıkmak üzere olan. Bunu da bırakıyoruz.
Burada kaplı yavrular var. Günlük yumurta var mı ona bakıyorum. Larvalar var. Günlük de var. Şurada gördüm. Kameradan belki almayabilir. Larvalar mevcut. Artık kışlamaya geçmiş. Yani artık teşvik beslemesine yoğunlaşacağız aramıza. Biraz daha yavrusunu arttıralım diye. Arkada da aynı şekilde. Larvalar mevcut. Kenarlarda günlük yumurtalar var. Görüldüğü gibi varroa'ya maruz kalmış bir tane arımız. Kanatlar yok. Tek bir tane görebildim şu anda. Üzerlerinde varroa da yok. Ya, ne olmuş? Kanat hastalığına yakalanmış varroa'nın deformasyonundan dolayı. Evet, asıl kuluçkalı alan burası. Görüldüğü gibi şuralarda larvalar var. Günlük yumurtalar var kenarlarında. Kameradan görünmeyebilir. Evet, arkası da aynı şekilde. Bir taraftan da hastalık var mı diye bakıyorum. Var mı diye bakıyorum. Görünür de yok. Zaten uygulamamızı yaptıydık. Başarılı olduk. Evet, günlükler var. Larvalar mevcut. Bunu da bırakıyorum. Anamızı göremedim. Muhtemelen bir yerde saklanıyordur. Günlük yumurtayı gördüğümüz zaman anamızı çok aramamıza gerek yok arkadaşlar. Evet, son çıtamıza bakıp kapatacağım. Görüldüğü gibi bir tane, evet. Bunlar işte kuluçkalanı bu şekildeymiş. Görüldüğü gibi arkadaşlar, yani sıkıştırmadan dolayı önemli bir konu bu. Açıkta kalanlar üşümüşler görüldüğü gibi. Bunlar içinde ölmüş soğuktan dolayı. Muhakkak sıkıştırmamız gerekiyor. Şuradakinden çıkmaya çalışıyor. Çıkacak gibi. Evet, bir tanesi çıkıyor. Yani kimisi sağlam kalmış, kimisi de ölmüş gözüküyor arkadaşlar. Yani mesela bunlar çıkamamış içinden. Şurada çıkan var. Kıpırdıyor. Hareket var şunlarda. Önemli bir konu. Biraz sıkıştırmada geç kalmışız. Arkası ne durumda? Arkası da aynı şekilde. Arayı sıkıştırmamızın önemi. Bunu da bırakıyoruz. Evet. Bunun da bal durumu iyi. Bunu da bırakayım. Ya da bunu alabiliriz. Arayı sıkıştırmak için. Bunu aldım. Şunu bırakalım. Gördüğü gibi yemlik. Petek, yarım yemlik, altı petek dolu. Bu da son çıta olarak giriyorum bunda. Artık aramızı sıkıştırabiliriz. Muhakkak ki kenarlarına bölme tahtasını koymamız gerekiyor arkadaşlar, sıkıştırma açısından. Bundan kenarına stafor da kesip poşetle, staforlara geçirip poşete onları da koyacağım. İyice sıkıştırmış olacağım. Ortada birleştirdim. Ortada birleştirmemin amacı uçuş deliğinin ortada olmasından dolayı. İsterseniz sağa veyahut da sola da sizin nasıl uygun olursa ona göre de sıkıştırabilirsiniz. Muhakkak teşvik beslemesi yapmam gerekiyor. Çünkü ballı çıtalar aldım. Ve bu şekilde arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Herhangi bir kovanımı açtım. Yani öyle güzel kovanları açıp da sizlere göstermek amacında olmadığımdan dolayı renk renk kovanımı açtım. Ve gördüğünüz gibi bazı durumlarda aksamalar mevcut. Onları da gidermek açısından çalışmalar yaptık. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı muhakkak bekliyorum. İyi seyirler. Hoşça kalın. Dostça kalın, sağlıcakla kalın.